Kripto para dünyasından hepinize akşamlar diyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Arkadaşlar BTC ile ilgili gel gitti piyasa şartları devam ediyor. Ama benim için önemli stop bölgesi kısa vadeli 56 bindi. Bu bölgelere iğnelemeler yapıyor ama benim için önemli şey 4 saatlikte bu bölgenin kırılması ki hala bu kırılım gelip altına bağımsız kapanışlar gelmiş durumda değil bu bir. İkincisi dünya piyasalarında normalde büyük fotoğrafta daha önce sizlere belirttim yani önümüzdeki birkaç ay içerisinde 3-5 ay olur onu bilmek mümkün değil zamansal olarak. Tehlikeli durumlar söz konusu özellikle aylık kapanışlar bakımından ki aylık kapanışlar zaten çok uzun vade yapılan incelemeler neticesinde bulunabilecek detaylar. Burada özellikle oradaki tehlikelerden sizlere net bir şekilde bahsettim. Bunun dışında ABD borsaları pozitif ayrışırken BTC'de hala gel gitti piyasa şartları devam ediyor. Ama burada özellikle bana göre BTC'de yarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar ki bu gecelik kapanış önem arz eder. Eğer BTC özellikle gecelik kapanış açısından 57.175 bölgede 57.200 bölgede üzerinde bir kapanış gerçekleştirirse bu Fibonacci ortalamasının 3 günlükte tekrardan yukarı yönlü kırılıp bir retest yaptığını ve akabinde yeniden hareketin başlayabileceği anlamını taşır. Orta vadede bakın uzun vadede, orta vadede en önemli stop bölgemiz 53.000 bölgesi. Daha uzun vadede de arkadaşlar 50.000 bölgeleri stop bölgesi olarak kullanılabilir. Bakın bu sizin BTC'yi niye göre taşıyacağınızla ilgili bir durum aslında. Kısa, orta, uzun vade yatırım yapacağınız yatırımlara göre sizlerin stop bölgelerinizin de farklı olması gerekir. Tabii ki burada önemli olan detaylardan birisi özellikle kaldıraçtan uzak durmak. Bunu tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü yer gitti piyasa şartlarında çok dikkat etmek gerekir. Bunu tekrardan sizlere söylemek istedim. BTC açısından tekrardan gelgitler geliyor. Kısa vadede özellikle 56.000 bölgesi ki hala bakın 56.000 bölgesi defalarca denendi, 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 denendi. Ama hiçbir şekilde şu an için geçirmiş durumda değil. Bu bölgeler hala alıcılı bölgeler ama 56.000 altında kapanış gelmesi bizleri 54 ve 53.000'lere doğru tekrar götürür ki bu açıdan dikkat etmek gerekir. Çünkü bu alanlara doğru bir geri çekilme alt koyunlarda ekstra bir ezilme getirecektir bizler için. Önemli olan unsur orası zaten çünkü herkes yatırımlarını daha çok altcoin açısından değerlendiriyor. Ve BTC de bu işin lokomotifi. Onun yapacağı ani bir hareket altcoin'leri gereğinden fazla eziyor. Bu yüzden burada da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar BTC'de söylemiş olduğum bölgeler birkaç gündür aynı şeylerden bahsediyorum ama 3 günlük kapanış önemlidir. Bu aynı zamanda sizlere daha önce paylaşmış oldum. Bakın XTZ'de de aynı durum söz konusu. Bunu zaten belirtmiştim. Bakın alan kırılmıştı. Kırmızı yatay direnç bölgesi üzerinde bağımsız bir kapanış gelecek mi gelmeyecek mi retest açısından değerlendirmemiz gerekiyor. Ve şu görmüş olduğumuz bölgelerde özellikle tekrardan indikatör direnç bölgesiydi. Bu bölge şu an için aşağı doğru bir sarkma söz konusu ama çünkü düşen trend kırılmıştı çok net bir şekilde. Bu yüzden 3 saatlik özür dilerim 3 günlük kapanışın 5.26 bölgesi üzerinde olması gerekir bu gece. Bu yüzden XTZ ve BTC açısından önemli bir gün olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu doğrultuda da diğer coinleri incelemek gerektiğini inancındayım. Alt coinler açısından tekrar belirtmek gerekirse arkadaşlar bakın gel gitti piyasa şartları devam ediyor. E, bu açıdan dikkatli olmak gerekiyor. Bugün sizlere e, özellikle TRX ile başlayacağım. Tekrar TRX'in sizlere belirtmiştim. Özellikle aylık bazdaki indikatör direnç açmış olduğu bölge açısından sizlere paylaştığım bir coindi. Gel gitlerine devam ediyor ama şurada özellikle şu görmüş olduğumuz 0.98 01 bölgeleri açılırsa eğer bu bizler için biraz daha önem arz edecektir. Çünkü psikolojik fiyatlanma açısından önemli oralar ve hala o bölge üzerine geçmiş durumda diye dikkat etmek gerekiyor. Bugün IOTA'yı sizlere paylaşacağım. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar şimdi IOTA'da uzun süreli aslında bir çana kut formasyonu oluşumu söz konusuydu. Oluşturmaya çalışıyordum maalesef oluşmadı. Akabinde burada haftalık baza geldiğim zaman şurada Fibonacci ortalamasının geçilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ama aylık bazda işin rengi biraz fazla. Bugün özellikle Paribu'daki arkadaşlarla paylaştığım bir coin'di. Neden derseniz ben biraz da aslında geri çekilmesini bekliyordum ama istediğim seviyelerde bir geri çekilme yaşanmadı. Keşke biraz daha geri çekilebilseydi ama maalesef olmadı. 1.4 bölgesi zaten bizim için bir dirençti. Ayrıca burayı kırdı. Retest'in tamamladı ama burada önemli olan şurada Fibonacci ortalamasının açmış olduğu bakın ilk defa açılmış bir bölge değil. Şu görmüş olduğumuz alanlarda da açılmıştı. Bakın şurada küçük bir yeşil çizgi görüyorsunuz. Bunu kırdı ama retestini altında gerçekleştirdi ve VTC hareketiyle o dönem çok sert bir satış gelmişti ki bunu da yaşadık ama şu an için kırılım ve retest mükemmel bir şekilde yapılmış. Şimdi şu görmüş olduğumuz alanlarda tabii ki stop bölgesi olarak değerlendirecek olsa %20'lik neredeyse bir hareket var. Bu saatten sonra şu alan stop bölgesi olarak düşünülemez zaten. Burada 1.4 bölgesi altı kapanışlar önemlidir. 1.4 bölgesi stop olarak değerlendirilebilecek bölgelerden birisidir. Ve %9'lara varan bir stop bölgesi var. Tabii ki bu Sizlerin risk getiri analiziyle doğru orantılıyız arkadaşlar. Ben kendi açımdan sadece değerlendiriyorum. Vadeli işlemlerde işlem açıyorsanız bu kadar bir stopu zaten göze alamazsınız ki çok yüksektir. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Tabi bu açacağınız kaldıraçla da ilgilidir ama bence tekrar söylüyorum bu dönemde kaldıraçtan uzak durmak çok ama çok önemli bir olay. Şu görmüş böl olduğumuz bölgelerde eğer biz bir düşen tren çekeceksek arkadaşlar şu görmüş olduğumuz alt bölgelerden de yukarı yönlü tekrardan bir hareket olduğunu görüyoruz ki Burada ekstradan bir daralım söz konusu. Bu birincisi. İkincisi burada kilit bölgenin 168 bölgesi olduğunu görüyoruz. Çünkü neden? Hem düşen trend açısından hem yatay direnç açısından geçilmesi gereken bölge olarak karşımızda duruyor. Bu açıdan da önemli. Yani bu saatten sonra yapılabilecek şey ne derseniz özellikle alan geçilirse ki o alanlara doğru hala hareketleri var. O alanlara doğru bir hareket gerçekleştirebilirse tekrardan yukarı yönlü hacimsel bir kırılım gelirse de özellikle yukarı yönlü yeniden bir hareketlilik beklenebilir. Yol bana göre uzun süredir sessiz olan bir koyun Yer gitler yaşamasına rağmen ve benim de çoğu zaman paylaşmadığım bir coin aslında. E, bunu da belirtmek istedim. Çok da takip etmediğim koyunlardan birisidir de diyebilirim aslında. E, ama burada şimdi önemli bir kırılım varsa, aylık bazı önemli bir alan geçilmişse dikkate almak gerekir. Ciddi bir durumdur. Bunu da tekrar belirtmek istiyorum. Tabii ki bakın. Bu bölge kırıldı diye bu uçacak kaçacak diye bir şey söz konusu değil. Ama burada bakın çok net bir çanakluk formasyonu da oluştu. Zaten şurada çekiş formasyonu aslında bir dönüş trendi başlatmış durumda. Eğer kırılırsa şu dip ve tepe bölgesi kadar 4.58'lere kadar gidebilme ihtimali olabilir. Bakın ihtimaller dahilinde konuşuyoruz. Bu açıdan da değerlendirdiğimiz zaman. Ve şu an için eğer takip edilecek de, de düşen trend açısından kırılım geldikten sonra takip edilmesi biraz daha önemli olabilir. Daha kısa zaman aralığında da arkadaşlar bakın 4 saatlikte daha önce şu an ona direnç açmıştı şu bölgelere. Onlara yakın bir bölgeye tekrardan bir direnç gelmiş durumda. 1.45 bölgesi. Ee, ve hatta retestini bile tamamlamış. Hatta o bölgelere kadar geri de gidebilir. Şu an için takip etmek gerekiyor. Bölge üstünde kaldıkça yukarı yönlü yeniden istek devam edebilir. Özellikle uzun vadede gerçekten önemli bir kırılımın geldiğini görüyoruz Yota'da. Bu yüzden önümüzdeki dönemlerde belki Yota için bazı şeylerin değişebileceğini görebileceğiz. Bu açıdan da değerlendirmek önemli. BTC gelgitler yaşıyor. Dominans açısından hala yani aşağı yönlü bir hareket olsa da hala çok büyük bir geri çekilme söz konusu değil. Tamam 41'lere kadar geri gelmiş durumda ama özellikle buralarda hala BTC için bir direnç söz konusu. Günlükte Bakın şu alan kırılmıştı, şu bölgelerden sonraki hareket önemli Aşağı yönü geldi, bazı alt güzel hareketlilikler gördük ve 41. Bin, yani 41 bölgesine kadar da geri çekildi. Bu da aslında önemli bir alan ve burada direnç açılmıştı, kırdı rites hatta şu an için çift rites gerçekleştiriyor. Şu anda 41.1 bölgesi kilit bölge konumunda. Eğer bunu aşağı yönlü kırarsa, e, o zaman gerçekten bizler için çok daha olumlu senaryoların olabileceğini düşünebiliriz. Ama bu bölgelerin kırılıp kırılmayacağının net bir şekilde en iyi şekilde takip edilmesi gerekiyor. BitTorrent'e tekrar geleceğim. Bakın BitTorrent'te hatta 3 günlüğe geleyim sizler için. 3 günlükte şu görmüş olduğumuz bakın aslında mükemmel çalıştı. Bakın şu görmüş olduğumuz alanlardan yükselen trend ve aynı zamanda yatay direnç ve çekiç formasyonu dönüşüm formasyonu açısından baktığımız zaman özellikle güzel bir hareketin bir başlangıcı olarak düşünülebilirdi ama şu an için Hala istenilen hareket gelmiş durumda değil. Bunda da BTC'nin etkisi büyük. Çünkü bütün coinlerde neredeyse sadece gün içi haberlerden dolayı veya ekstra gelişmelerden dolayı ayrışabilen coinler dışında şu an için önemli alanlarda önemli bir dönüş sinyali veriyor. Bu yüzden 0.0029 .00, altı kapanışlara dikkat etmek kaydıyla sizlerde istiyorsanız arkadaşlar takip edebilirsiniz. Bugün Doge'de bir hareket geldi. Bu da Elon Musk'ın etkisiydi tekrardan. Bunu iyi bilmek gerekiyor. Ama bakın bunun dışında bir ayrıntı söz konusu. Şimdi destek ve dirençleri hep paylaşıyoruz ama şuradaki ortalama 100 günlük ortalamaya yakın ama 100 günlük ortalama değil arkadaşlar. Mavi. Öncelikle onu belirtmek gerekiyor. Bakın uzun bir aradan sonra mavi alanı tekrardan test etti. Yukarı yönünü tekrar kırdı. Hatta burada kırmızı direnç bölgesi de açılmıştı arkadaşlar. Bakın 3 günlük açıdan değerlendiriyorum ben özellikle. Burası 0.21.41 bölgesi şu an için aslında şu kırmış olduğu ortalamayı tekrardan yukarı yönlü kırdıktan sonra retestini gerçekleştiriyor ki önemlidir. Bu saatten sonra 21.40 üstü kapanışlarında Doge önümüzdeki dönemlerde dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum. Adaya geleceğim. Adada da tam olarak şu görmüş olduğumuz ortalamadan bir dönüş söz konusu arkadaşlar. Bu önemli. Ve özellikle 3 günlük açısından değerlendirdiğimiz zaman bakın günlük açıya geldiğimiz zaman bu ortalamaların çok önceden kırıldığını görüyoruz. Bu önemli bir detay. 4 saatlik baza geldiğim zaman da arkadaşlar bakın indikatör direnç açtı. Bu direnç aynı zamanda şu görmüş olduğumuz indikatörle de bakın şurada yeşil bir çizgi görüyorsunuz. Daha önce şurada kırmızı önemli bir direnç söz konusuydu. Yani 1.75-1.76 bölgelerine dikkat etmek gerekiyor. Eğer bu alanlar kırılamazsa buralardan tekrar baskı gelip aşağı yönlü bir hareket gelebilir. Bugün tekrardan şu alanlardan sadece tepki alımıyla doğrultusunda değerlendirdiğimiz zaman bir alım olduğunu görüyoruz ama dikkat etmek gerekiyor. Eğer söylediğim bölgeler üzerinde çıkabilirse o bölgeler üzerinde kapanışlar görebilirsek o zaman adayda yakın takip etmek gerekir bu dönemde. Şimdi sizlere zaten birçok coin incelemiştim ama bunlar hala BTC hareketiyle beraber baskılananlar örneğin Bek'i tekrar paylaşalım. bekle 3 günlüğe geldiğimiz zaman bakın hala indikatör direnç bölgesinin altında herhangi bir kapanış söz konusu değil bu bölgeler açısından değerlendirdiğimiz zaman yani bu bölgelerden sonra tepki alabilecek bölgelerde bu önemli. Özellikle bugün 1.68 bölgesi üzerindeki kapanışlara dikkat etmek gerekir. Eğer 1.68 üzerinde değil de daha altlarda bir kapanış gelirse 3 günlükse o zaman dikkat etmek gerekir. Çok daha diplere gitme olayı doğabilir. Şu an zaten diplerde bir coin'dir ama dibinde dibi vardır bu piyasada. Bunu asla unutmamak gerekiyor. Ve son olarak bugün SC'yi sizlerle paylaşacağım. Daha önce de sizlere belirtmiş olduğum coin'lerden birisiydi. Günlük kapanıştan sonra özellikle 3 günlüklerde çiftliği test gerçekleştiriyor. Günlükte alanı kırdı geldi gitti şurada indikatör direnç açtığında sizlere söylediğim coin'di 0,02750 bölgesine. Bakın e, şurada görmüş olduğumuz kırmızı Fibonacci ortalaması gayet mükemmel çalıştı. Kırmızı yatay e, yani daha önceki destek bölgesiydi direnci dönüştü. Şu an için tekrar destek olarak bizler için çalışıyor. O da mükemmel çalıştı. Şimdi 4 saat diye geleceğim. 4 saatlik açıdan da arkadaşlar bakın kırılım ve retest tamamlanmış durumda. Şu görmüş olduğumuz bölgelerde. şu biraz daha aşağı çıkmam lazım. Evet. Kırılım, retest ve normalde şu an için mükemmel bir şekilde hareketinin başlaması gerekir. Tabii ki her kırılım ve retestten sonra hareket başlayacak diye bir şey söz konusu değil ama momentum, volatilite, hacim açısından hepsini açısından değerlendirdiğimiz zaman aslında önemli hareketlerin gelebileceğine dair emareler söz konusu ama tabii ki her emare maalesef sonuca varamıyor. Bu yüzden dikkatli olmak gerektiğini ve stoklu ilerlemek gerektiğini bu piyasa şartlarında özellikle her defasında sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bu açıdan da seyirci coin'e dikkat etmeniz gerekiyor. CRV'ye tekrar gelelim. CRV'de 4.7 bölgesi hala çalışıyor. Günlükte alan hala çalışıyor. 3 günlükte alan hala çalışıyor. Ve bu bölge üzerinde kalması önemli. Normalde haftalıkta aylıkta gerçekten önemli kapanışlar ve kırılımlar getirmiş durumda. Aylıkta kırılım ve retestten sonra şu an için haftalıkta kırılım ve retest gerçekleştiriyor. Ve bu yüzden de dikkatli bir şekilde hala benim takip etmiş olduğum coinler listesinde. Tabii ki bu bölgelerden dolayı aşağıda gidebilir ama şu görmüş olduğumuz ana dikkat edin. 4.62 bölgesi altında eğer bağımsız 4 saatlik kapanışlar görürsek o zaman dikkat etmekte fayda var. Aşağı yönlü enteresan hareketler görülebilir. Bu yüzden coin'de şartlar ne olursa olsun arkadaşlar siz hiçbir zaman stopsuz işlem açmayız. bizim için en önemli olan detaylardan birisi bu. Şiva'ya gelince Şiva hala alan üzerinde gelgitlerine devam ediyor. üç günlük kırılım ve retestini hala devam ediyor. Nasıl bir hareketle sonlandıracağını şu an için bilemiyoruz bu açıdan. Şu alanlardan sonra gerçekten iyi bir hareket gelmişti. Şu an için yatay küçük hareketlere bağlamış durumda. Akabinde tekrardan yeni bir sert hareketin başlayacağını bir göstergesidir bu. Bakın 2 saatlikte ve saatlikte de değerlendirdiğimiz zaman. Bu yüzden dikkat etmek gerekir. Bu aşağı yönlü de olabilir çünkü. Asla stopuz işlem aşmamak gerekiyor. E, bu geceki kapanış BTC açısından önemliydi. Tekrar belirtmek gerekirse. Ve eğer bu geceki kapanış yani 3 günlük retestini de mükemmel bir şekilde gerçekleştirir ve yarın hareketini başlayacaksa eğer yarından sonra alt koyunlarda da ekstra hareketlikler görebilme ihtimaline sahibiz diye düşünüyorum ben kendi adıma. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sunuyorum.